Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Ben takipçilerimle konuşuyorum. Hemen oradan atlama. Takipçilerimle söylüyorum ya. Evet. Ne yapıyorsun annem? Şey mi yaptın? Balonla şekil yapılıyor. Ondan mı yaptın? Onun gibi olmuş. Tamam, bir indir kamera. Balon değil. Kamera. Hayır, hani yapıyorlar. Hani siz anaokuluna giderken gelmişlerdi. Balonla şekiller yapıyor. Onun gibi olmuş diyorum. Tam sana da yaparım. Birazdan ama şimdi. Tamam mı? Arkadaşlar. Biraz arkadaşlar bak. Tamam, dur. Bir tane daha. Bir şey yok. Yeter ki ben bu telefonu alıp kamerayı açayım. Bana fırsat vermiyorlar. Çünkü sıkıldılar evde artık. Evet. Çok sıkıldılar. Dur annem ya. Arkadaşlar hepsini göster. Göster bakayım. Heh, arkadaşlar. Evet. Baban o eldivenleri virüsten korunmak için aldı. Bunlar aldılar. Balon gibi şişiriyorlar. Böyle. Evin her yeri kolonya. Ali Bey kolonyaları. Aldın mı kolonya tekten? Yok, kalmamış. Yok mu? Valla mı? Evet. Aa, o şey kolonyalarından da mı yok BİM'deki? Çiçekli şey. Kolonyasız kaldık. İki şişe şey var. İki şişe de değil yani. Yarımşar şişe falandı. Şeye baksana sen kolonya için. Şu deterjancıya baksana. Orada kutuyla satılıyor ya. Kolonya kalmamış artık. Bugün yine markete gitti Ali. Aa, alamadın onları. Yok, onlar yok. Başka marketlere mi bakaydın? Yapamıyorum. Yani BİM en çok alışveriş yapılan bir market. BİM'dekiler var. Ha. BİM'dekiler her şey yapıyor. Ama hiçbir de bile hiçbir şey. Görüyor musunuz ne olacak bu halimiz? Arkadaşlar. Markete gitti Ali. Bir şeyler al dedim. Baktım makarna falan da kalmamış. Hani biraz artık biz de ne olur ne olmaz şeyiyle. Bir alıyorsak iki alıyoruz. Yani çok abartmamak şartıyla çok abartmıyoruz ama bir alıyorsak iki alıyoruz şimdilik. Hani ne olur ne olmaz diye. Bugün yine markete gitmişti. Yani hiçbir şey yok diyor marketlerde. Ne diyelim, Allah sonumuza hayır etsin. İnşallah şu sıkıntılı günlerden artık bir an önce şöyle feraha çıksak, şöyle güzel haberler alsak ama... Şarkı söyle. Lay 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 lay. İşte böyle. Bu evde çocuklarla artık şey olduk yani, eve kapandık, böyle pencereden bakıyoruz dışarıya. Yani yok, hani şaka yapıyorum da tabii ki dışarı balkona falan çıkıyorum. Arada bir çocuklar yola iniyorlar da. Evet evet, insanlar biraz hafife alıyor. 65 yaş üzerine yasak geldi ama hala herhalde dinleyen yok gibi. Hala dinleyen yok, haberlere falan bakıyorum. Yolda sürekli uyarılar, polisler geziyor, uyarıyorlar yaşlıları, evlerine gönderiyorlar falan. Ne olacak böyle bilmiyoruz, lütfen evden çıkmayın. Yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz, sizin için risk daha şey. Hani bizim için birse sizin için iki, Allah esirgesin, Allah korusun, çıkmayın dışarıya, evde kal Türkiye diyor ya. Evde kal, evdeyiz, evde durmaktan sıkıldık patladık ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Çoluğumuzun çocuğumuzun sağlığı için, ailemizin sağlığı için evdeyiz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Bu yüzden videolarımız da hep böyle evden devam ediyor. Ev videoları çekiyoruz. Belki sıkıldınız aynı görüntüleri görmekten, izlemekten ama şu anda bütün YouTuberlar maalesef hep ev videosu. Hatta o büyük kanallar var ya, ben temizlik videosu atmıyorum falan filan, hava atan kanallar var. Bir baktım artık onlar da temizlik videoları atmaya başlamış. Çamaşır katlama, bulaşık yıkama, ev süpürme. Ne oldu? Dışarıya çıkamıyorsunuz, bir yere gidemiyorsunuz, evlere kapandınız. Yani biz böyle temizlik videosu atınca, çamaşır bulaşık yıkayınca küçümseyen o büyük büyük kanallar var. Hepiniz bizim geçtiğimiz yollardan geçtiniz. Ama kimse kendini görmüyor. İşte ne diyelim? Ha, ay konuşturmuyor bunlar beni. Allah'ım kafam şişti. Ne? Kaç tane boncuk var? Al. Evet, bundan sonra Aylin'e bırakıyorum. Aylin size ne konuşuyor, ne anlatıyor bilmiyorum. Ha. Buyur Aylin Hanım, konuş. Ben de mikrofonu yapmak istiyorum. Ay kurban olurum ya. Bana ne diyor biliyor musun? Anne diyor. Sinirli gibi konuşuyorsun diye. Aylin beni çok sinirlendiriyor. Desem de inanmayın, kurban olurum. O hemen yüz dişiyor, hemen surat dişiyor. Bakın bakın. Kurban olurum verin Allah'ına. Ben seni özledim bugün. Onu da özledim.
Ama öyle, çünkü bir yere gitmiyoruz şimdilik. Gitmiyoruz bir yere. Değil mi anneciğim? Yani bu virüs bittikten sonra sizi bol bol gezdireceğim, söz. Yeter. Neyse, ben kapatayım videoyu. Bunlar abarttı. Görün halimi, görün, görün. İçler acısı halim. Ay, ayağımı ağrıttın oğlum ya. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Neyse, bizim de zaten şu an işimiz var. Çocukları banyo yaptıracağız. Sonra eşim işte market alışverişi yaptı ya. Onları bir düzenleyeceğim. Yerlerine yerleştireceğim. Görüşürüz. Anneciğim, ona da balonu yapar mısın? Tamam. Çocukları yıkadık. Hepsi yıkandı. Yakup Paşa, ne yapıyorsun? Tabii ortalık havlu, bornoz. Oralar düzeltilecek. Yakup Paşa'nın saçını tarıyordum anneleri ben. İki tel saçı var. Ben bir de böyle saçını tararken hiç kıvıldamıyor, bakıyor böyle. Bak bakayım annem bana. Yakup, bak bakayım kuzum. Aşkım. Oy oy oy, banyoda o kadar ağladığına değiyor mu annem? He? Hadi sen saradın mı saçlarını annem? Ama iyi kurulamamışsın, bir daha kurula. Dur, senin de şimdi saçlarını şey, bir kurulayalım kızım, iyice kurulayalım da ondan sonra tarayalım. Tabii sen taraya dur, ben kurulayacağım biraz sonra. Aşkım. Evet. Tamam. Tamam anne. Yavaş dur, ben geliyorum sana yardıma, bekle. Havlularınız neyse, hadi siz bu odadan çıkmayın. Ay tu, ne yapıyorsun annem orada sen? Dur, saçlarınızı kurutacağım ben şimdi sizi. Bulaşıkların bir kısmını makineye koydum. Kalan bir kısmını da elimde yıkıyorum. Makine doldu çünkü. Bardaklık kısmı iyice doldu. Artık dedim gerisini de elimde yıkayayım. Kayınvalidem geldi. Çocukları yıkadıktan sonra ama çocukları yıkadık. Kayınvalidem geldi. Artık onunla beraber çay içtik. Yemek yedik. O gitti. Ben de bir tane bir dizi başladı. İlk bölümüne bakmıştım da ikinci bölümüne bakmamıştım. Şimdi üçüncü bölümü başlamış. Onu izliyordum. Aman dedim, bunun dedim ne reklama gireceği var, ne duracağı var. Şimdi benim işlerim kalıyor dedim. Bıraktım artık. Dedim hele git Göknur, sen şu mutfaktaki bulaşığını falan yıka. Daha eşimin marketten alıp getirdikleri duruyor. Onlar yerleştirilecek. Neyse, içinde öyle acil dolaba, buzdolabına koyulması gereken öyle fazla bir şey yok. Zaten hava soğuk olduğu için o kadar şey değil.
Daha onları yerleştireceğim. Ya ailemle Yakup uyudular zaten. Yemeği yedik yemekten sonra. Uyudular ikisi de. Şimdi eşim de yatıyor. Uyuyor şu anda. Şeye git zaten bugün gece vardiyasına dönüyor. 12-8'e dönüyor. Evet. Saat 11'de işe gidecek. Şu anda saat kaç? Bir bakayım. 10:05 geçiyor. İşte bir saati kalmış. Dedi şöyle 2 saat bir yatayım uyuyayım dedi. Yap dedim. Çocuklara da dedim sessiz olun. Büyüklere olanlara dedim sessiz olun. Ses yapmayın babanız uyusun. Adamcağız yoruluyor. Ne annem? Ah. Onları geri koy poşeye de. Geri yerine koy alabilirsin. Dedim sen yat dinlen biraz. Ondan sonra da artık saat 11'de onu işe gönderirim. Ay. Şimdi rulamaya geçeceğim de. Şöyle. Ben şimdi sizi nereye koydum biliyor musunuz? Bulaşık selesinin üstüne. Baktım en iyi açı orada var. İyisi mi dedim. Dedim şöyle takipçilerimle sohbet ede ede bulaşık yıkayım. Vallahi siz benim karşımdaymışsınız gibi sohbet ediyorum. Yani insan artık belli bir zamandan sonra öyle oluyor. Çünkü niye derseniz hemen hemen her gün aynı takipçilerim bana yorum yapıyorlar. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar, Allah razı olsun hepsinden izleyip destek oluyorlar bana. Her gün onlarla yorum, işte mesajlaşıyoruz, mesaj atıyorlar, yorum yapıyorlar falan. Hepsi benim arkadaşım oldu. Öyle olunca da telefonu böyle kamerayı karşıma koyup da bir iş yaparken konuşarak, sohbet ederek ben de bundan keyif alıyorum açıkçası. Çünkü ben burada ne konuşmuşsam, ne söylemişsem onlar da yorumlarda bana karşılık veriyorlar. Bu da bir sohbet oluyor. Hani bir yeri geliyor benim bir şey merak ediyorum, bir şey, bir fikir yani danışmam gerekiyor. Onlara soruyorum. Onlar da bana hani böyle iyi mi olur, şöyle iyi mi olur, bana yorumlarda yazın. Fikirlerinize ihtiyacım var dediğim zaman sağ olsunlar. Bana yorumlarda hemen cevap veriyorlar. Ne oluyor? Ben soruyorum, onlar cevaplıyor veya benim yaptığım bir işe işte yorum yapıyorlar, söylüyorlar. Yani bu karşılıklı bir sohbet oluyor. Bence çok güzel oluyor böyle. Arada bir böyle iş yaparken, bulaşık yıkarken, ne bileyim çamaşır katlarken, ütü yaparken böyle sohbet tarzında yapmayı düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider böyle bir iş yaparken konuşarak sohbet eşliğinde. Zaten günlerdir evden dışarı çıkamıyoruz. Çıkma çıkma çıkma, nereye kadar? Bari takipçilerimizle konuşalım değil mi? Şimdi bulaşığım bitti zaten. Bulaşık bitti. Şimdi gideceğim hemen şu alışveriş poşetlerini bir açayım bakalım. Bakalım neler almış benim kocacığım. Şöyle tripodumuzu da şöyle kenara alalım. Bir yandan bulaşık makinesi yıkıyor, bir yandan ben yıkıyorum. Bulaşığın ardı ötesi kesilmiyor hanımlar. İnanın bir ne kadar bu şey, önce bir fiyat şeye bakacağım. Fişe bakacağım bir ne kadar tutmuş. Bayağı tutmuş. Neyse bir göstereyim de ondan sonra sonunda söyleyeyim. Ya şimdi bu ara hani stok yapmayalım diyoruz da. Ama şöyle bir şey var. Bir alıyorsak iki alıyoruz. Hani gidip de marketi boşaltmıyoruz. Başka alacak insanlar da var. Artı bu kadar çok alıp eve nereye sığdırabilirim? Ama normalde hani bittikten sonra alıyorduk veya bitmesine yakın alıyorsak, şimdi bitmeden hani bir, dediğim gibi bir alıyorsak iki alıyoruz. Çünkü ne olur ne olmaz hiç bilmiyoruz. İki koli şöyle yumurta.
Yani Allah'a çok şükür marketlerimiz açık, marketlerimiz boşalmış değil, dolu, üretim hala var. Üretim olduğuna göre, fabrikalar çalıştığına göre, üretim olduğuna göre öyle korkulacak bir durum olacağını sanmıyorum. Ama önümüzdeki günler ne getirir hiç bilemeyiz. Yine de temkinli olmak gerekiyor. Şöyle de bu neydi? Berk Gold Ceylan. Bir paket böyle bir çay almış eşim. Başka ne var? Şimdi şöyle ayrı ayrı göstereyim. Gıdayı ayrı göstereyim. Deterjanı ayrı göstereyim. İki paket diyorum. İki kutu Sayley. Çocuklu olunca puding. Bu zannedersem 500 milim olması lazım. Benim çocuklar çok seviyorlar bunu. Başka ne almış? Şöyle pasta Veneta paketi. İki tane makarna almış. İki paket uzun makarna. Yine çocuklar uzun makarnayı çok seviyorlar. Diğerlerini pek fazla şey yapmıyorlar. Doğuş tiryaki bir paket çay. Bu çayı arkadaşlar ben karıştırıyorum, öyle içiyorum. O yüzden yani bunu ayrı ayrı aldı. Bunu ve bunu karıştırıyorum. Büyük 5 kiloluk bidona koyuyorum. O şekilde içiyoruz. Öyle alıştık. Damak tadımız öyle alıştı. Ne olacak? Biz de bitiyor. Böyle devam ediyor. Bu kuru fasulyemiz bitmiş. Yani baktım şöyle şeye, kavanozlara baktım. Kuru fasulye yani bir su bardağı anca var. Bir su bardağından da ne yemek çıkacak? Dedim kuru fasulye al. Saban marka güzel. Ben memnunum. İnan hamur gibi pişiyor. Çok güzel pişiyor Saban marka. Sonra ne almış başka? Evet, tuzumuz bitmişti. Çok az bir tuz kalmıştı evde. İki paket tuz almış. Onu da şöyle koyayım. Başka sucuk almış. İki tane acılı kangal dana. Dana sucuk arkadaşlar. Dana sucuk yiyoruz. Yani aklınıza başka şey gelmesin. Dana sucuk. Geçen bir tanesi hadsizin, terbiyesizin bir tanesi bana yorum yapmış. Aldığımız sucuklarla ilgili çok terbiyesiz bir kelime kullanmış. Terbiyesiz bir cümle kullanmış. Ha, ben görmemiştim o yorumu. Başka bir takipçim görmüş. Sağ olsun benim yerime çok güzel ağzının payını vermiş. Hatta bana da mesaj attı. Abla sen hiç canını sıkma. Sana böyle böyle bir yorum gelmiş. Ben bir güzel ağzının payını verdim demiş. Toplulukta paylaştığımız videoya yazmış o yorumu da. Ben de baktım. Hakikaten arkadaşım sağ olsun, Allah razı olsun, bir güzel ağzının payını vermiş. Bana hiç gerek kalmadı. O terbiyesiz yorumu yapan kişiyi de zaten anında bir tıkla engelledim. Oh, içim rahatladı. Allah'ım diyorum, böyle terbiyesiz insanlarla, hadsiz insanlarla karşılaştırması. Ben hiç söylemeyeyim o yorumu, çünkü söylediğim zaman sizin de çok sinirleriniz bozulacak. O yüzden hiç söylemeye gerek yok. Bu arada burada gıda... Evet bitti. Şimdi temizlik ürünlerine geçiyorum. O zaman önce şundan başlayalım. Havluk kağıdımız sürekli elimizin altında. İki paket en çok kullanılanlardan diyorum. Peçetemiz. Sıvı sabunumuz bitmişti. Işıl sıvı sabun. Zeytinyağlı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Zeytinyağlı. Ben bundan çok memnunum. İnanın var ya, benim normalde ellerim çok çatlar. Çok bir cildim var benim. Kuru bir cildim var. Kışın çok çekerim ondan. Ama inanın bu zeytinyağlı, içinde zeytinyağı özü olduğu için bu hiç 1,5 senedir falan bu markayı kullanıyorum. O sıkıntıdan da kurtuldum diyebilirim. Yağ çöz al demiştim. Bu ara biliyorsunuz mutfak dolabı temizleye bir kutu yağ çözü bitirdim. Ki dolap temizleme işim daha bitmedi. Güldal'ın yağ çözücüsünü almış. Poşeti al demiştim. Buzdolabı poşeti ve büyük düzgülü çöp torbası. İnanın bunlardan da çok memnunum. Yani ben market poşetlerini pek çöp kovasına kullanıyorum ama dışarıdaki çöp kovasına kullanıyorum onu. Mutfak içindekine bu düzgülüleri kullanıyorum. Bunlar daha iyi oluyor. Burada neler var? Çocukların yalnız 3-4 tane vardı. Big Bubble. Ben bile bazen atıyorum ağzıma yani. Zannedersem alışverişimiz bitti. Evet, alışverişimiz bitmiş. Ve size şimdi listenin sonundaki rakamı söylüyorum. Toplam 174 lira. 174 liralık ne var? Ali Bey de oradan bana bakıyor, şöyle bakıyor. Kesene bereket canım, sağ olasın. Aldıklarımız bu kadar arkadaşlar.
Ben şimdi bunları bir güzel deterjanları, deterjan dolabına gıdayı, erzak dolabına, buzdolabındakileri, buzdolabına hepsini koyayım, yerleştireyim. Şu işimi bitireyim, ondan sonra da biraz oturayım, yarım kalan dizime devam edeyim. Geceyi kahveyle kapatıyoruz. Bütün yorgunluğa bir Nescafe diyoruz. Yanına da şöyle 2-3 tane şu sevdiğim bisküvilerden koydum. Seviyorum ben bunları. Yani böyle hem şekerli hem ekşimsi güzel oluyor. İzleyip destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.